Selamünaleyküm, merhabalar sevgili arkadaşlar. İğne Oyu Tasarım 49 kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni bir tasarım daha sizlerle paylaşacağım inşallah. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenmenizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bismillah modelimize başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle dağımızı oluşturacağız. Evet arkadaşlar, oluşturduk, biraz ipimizi uzun bıraktık. 4 tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar zürafamızı ikiye kadar azaltıyoruz. Evet arkadaşlar ikiye kadar azalttık. Şimdi diğer güllerimizin zeminini oluşturmak için şöyle bir yuva oluşturdum. Evet arkadaşlar yuvamızı iki tane zürafa ile başlıyoruz. Yani aslında yaprak yapıyorum. Arkadaşlar yapraklarımı yapacağım. Yapraklarımın zemin kısmını iki taneyle başlıyoruz. İki taneyle başlıyoruz. Beş tane oluncaya kadar arttırıyoruz arkadaşlar. Yani zürafalarımız beş taneye ulaşınca arkadaşlar azaltmaya başlıyoruz. Üç tane olacak şimdi burada. Beş tane yaptıktan sonra döneceğim arkadaşlar. Üçü bile bekliyorum. Evet arkadaşlar beş tane zürafa oluncaya kadar arttırdım. Şu an bu defa ne yapacağız arkadaşlar? Bunu bire düşürünceye kadar azaltacağız. Evet, birini düşünceye kadar. Zamanı da tasarruflu kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biraz kısaltıyorum. Evet arkadaşlar, azaltmaya devam ettim. Bitirdiğimde tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar, bir yaprağımı bitirdim. Diğer yaprağımı da yapacağım. Diğer yaprağımı da diğer tarafa dönerek başlayacağım. İki tane zürafayla ve bitireceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çeviriyoruz mutlaka. Çevirerek yapıyoruz. İki tane zürafamı yaptım. Yine aynı şekilde 5'e kadar arttırıp 1'e kadar azaltarak bitireceğim bu yaprağımı da. Evet arkadaşlar yapraklarımızı bitirdik. Şimdi asıl gülümüze başlıyoruz. Arkadaşlar zürafalarımıza 3 tane ile başlıyoruz. Evet. Biraz sıkıntılı olacak üçüncüsünü yerleştirmek ama olacak. Siz yaparken biraz zorlanacaksınız. Evet, üçüncüsünü de yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi
arttırmaya başlayacağız arkadaşlar. İkinci sırası 5, üçüncü sırası 7 ve 9'da 9 tane oluncaya kadar arttırıyoruz arkadaşlar. Ben arttırmayı size göstermek istiyorum da. Yine aynı şekilde ortadan, ben genelde bazı güllerim yapraklarını yapınca ortadan arttırıyorum. Bu da onun gibi olacak. 9 zürafa oluncaya dek ortadan, kenarlardan arttırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir diğerim yapraklarımızı gerelim. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi aynı yere tekrar vuruyoruz ortadan, ikinci zürafaya iki defa atıyoruz iğnemizi ve iki tane zürafa orada oluşturuyoruz. Şöyle ilk iki sırası biraz sıkıntılı oluyor ama sonraki sıralar daha rahat oluyor. Evet, şunu da alalım bulabilirsek. Evet arkadaşlar, toplamda zürafalarımız 9 sayısına ulaşması gerekiyor. Modelini çıkarırken diğer renk ipim biraz daha kalındı, biraz daha büyük geldi arkadaşlar. Yani bu değişiklik gösterebilir boyutunda. Bu ipim biraz ince olduğu için boyutu daha küçük geldi. Şimdi arkadaşlar, ipimizi diğer tarafa alıyoruz ve 4 tane zürafamızı alarak 4 sıra sabit gidiyoruz. Ben şöyle size göstereyim. Arkadaşlar, kenarlardan kısmak yok. Evet, ipim biraz ince olduğu için tam göremeyebilirsiniz. Dediğim gibi bu biraz fazla ince. 4 tane zürafamızı yapıyoruz arkadaşlar. Ama harika bir model, ben çok beğendim. 3 ve 4. 9 zürafadan 4 tanesini sağ tarafından alıyorum. Onu 4 zürafa sabit olarak 4 sıra gideceğiz arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu 4 sıra ilerletip sonra tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar, 4 sıra 4 zürafayla sabitledim ve artık kesmeye başlıyoruz. Bunu da 1'e indirinceye kadar ne yapıyoruz? Azaltıyoruz arkadaşlar. İpim az kaldı, dolanacak. Yalnız yetecek ama. Son sıramızda yapıyoruz. Evet arkadaşlar, 1'e düşüreceğiz. 1'e düşürdük arkadaşlar. Şimdi diğer tarafı yapacağım. Size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle bu tarafı bitirdik. Şimdi çeviriyoruz ve diğer tarafı yapıyoruz. Aynı şekilde 4 tane ile başlıyoruz. Evet. Şöyle, eğer burasını koyduysak, evet. Arkadaşlar, 4 tane dolduruyoruz. 4 tane ile sıralarımızı sabitleyerek.
Ne dedim? Tuhaf çıkardın mı? Evet arkadaşlar, 4 tane zürafa yaptım. 4 sıra 4 zürafayla sabitliyorum. Evet arkadaşlar, beyazın yapraklarını yaparken size göstermedim ama buradan gösterebilirim size. Çünkü süre çok kısıtlı. 10 dakikanın üzerinde çekmek istemiyorum genelde. Ama 10 dakikayı şu an aştık. O yüzden bunu sizlere göstermeden yaptım. Bir yaprak. 2 ile başlıyoruz. 3'te ortadan arttırmaya başlıyoruz. Toplamda 5 tane, pardon, toplamda 6 tane oluncaya kadar arttırıyoruz. Bundan sonra 1'e kadar da azaltıyoruz. Şimdi son gülümüzün son aşamasına geliyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle kenardan alıyoruz. Daha doğrusu en son arttırdığımız noktadan ne yapıyoruz? Oradan kenarından geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Wow, ekrandan kaymışım, hiç farkında değil. Evet, havlu uçlarına çok güzel giden bir örnek olur. Emin olun çok iyi beğeneceksiniz. Şöyle kenarlarını yapıyorum. Evet, farkında olmadan kenardan kameradan kayıyorum. Yani bir modeli tasarlayıp ayarlamak hakikaten çok zormuş. Buradan meslektaş alma. Yani yeni bir model tasarlamak ve onu videosunu çekmek, defalarca yapıp bozuyoruz. Yani aslında ben öyleyim, öyle söyleyeyim. Sonra işte bulduğunuzda böyle çekiyorsunuz. Ama dediğim gibi gerçekten çok güzel bir model. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Şöyle. Bir tane daha geleceğiz sanırım. Evet. Bir tane daha yapacağız. Ve kenarlarını yapıştıracağız arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şu an son şuraya yapıştırmamız gerekiyor. Bu kadar arkadaşlar. Harika. Evet, umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Model bu. Dediğim gibi %100 benim tasarımım. Yaptım, güzel oldu. Tülbentlerde de çok güzel olur. Havlularda da çok güzel olacağına inanıyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Tekrar söylüyorum, abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Yorum ve beğenileriniz gücüme güç katacak. Size daha farklı yeni tasarımlar ulaştırmak dileğiyle hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.